Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından Kuzgölcük Köyü'nde yaptırılan Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Bahçesi açıldı. Bahçede Bolu'ya özgü 10 çeşit ürün yetiştirilecek. Yetiştirilen ürünlerden elde edilecek tohumlar ekim alanlarının yaygınlaşması amacıyla Bolu'da dağıtılacak. Bolu'nun önemli değerlerinden hayırseverliğiyle tanınan yüksek ziraat mühendisi ve iş insanı merhum Şerafettin Erbayram'ın memleketine kazandırmak istediği ata tohumları bahçesi Seben Kuzgölcük köyünde hayata geçirildi. Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından yaptırılan ve 2300 metrekare alana kurulu ata tohumları bahçesinde merhum Şerafettin Erbayram'ın titiz çalışmalar sonucunda bulduğu ve sakladığı ata tohumları toprakla buluştu. Şerafettin Erbayram'ın Bolu'ya miras bıraktığı tohumlar, kurucusu olduğu Bolu Bağışçılar Vakfı'nın girişimleriyle adına düzenlenen bahçede yetiştirilecek. Erbayram'ın vefatının ardından harekete geçen Bolu Bağışçılar Vakfı, Erbayram'ın en büyük isteklerinden biri olan yerli ata tohumlarının üretilmesi için kolları sıvadı. Erbayram'ın ata tohumlarının bir bölümünü emanet ettiği ve iş yerinde uzun yıllar hemşire olarak çalışan Rabia Kıvrak da projede yer aldı. Rabia Kıvrak, ilerleyen yaşına rağmen yaklaşık 4 ay boyunca gece gündüz bahçenin yapımında çalıştı. Bolu Bağışçılar Vakfı Ata Tohumları Bahçesi'nin tel örgüsünden sulama sistemlerine kadar her türlü ihtiyacını karşıladı. Kısa bir süre içerisinde Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Bahçesi Bolu'ya kazandırıldı. Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Bahçesi'nin açılışında bir konuşma yapan Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, gelişmişliğin en önemli ölçütlerinden birinin tarımsal üretim olduğuna vurgu yaparak, Bolu Bağışçılar Vakfı olarak her zaman Şerafettin Erbayram'ın izinden yürümeye devam edeceklerini söyledi. Bugün burada Bolu'muzun yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden ilklerin adamı, vakfımızın kurucusu, merhum Şerafettin Erbayram'ın bir hayalini gerçekleştirmek için geldik. Şerafettin Erbayram hayatını, memleketini ve ülkesinin kalkınmasına adamış örnek bir insandı. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gelişmenin temel şartı olarak gördüğü tarımsal kalkınmanın alternatif ürünlerin yetiştirilmesinin ve çiftçimizin doğru yöntemlerle tarım yapmasının sağlanması için ömrünü harcadı. Biz de onun açtığı yolda emanet bıraktığı tohumlarla bu bahçeyi kurduk. İnşallah Rabia Hanım'a emanet ettiği bu tohumları yaşatırız. Bolu'dan yayılır, Türkiye'nin bir değeri olur. Abak, Erbayram adına yapılan bir bahçeyi açmaktan büyük mutluluk duyduklarını da ifade etti. Bolu Bağışçılar Vakfı olarak kurucu başkanımızın sağlığına bunu yapamadık. Aslında o kendi geliştirdiği tohumların birçoğunu biz bu Ayşe Kadın fasulyenin mesela şu anda coğrafi tescili alındı. Evet. İnşallah bugün aslında yetişecekti o. Her türlü işlemi yapıldı ama belge hala yayınlanmadı internette. Bugün onu da isterdik burada yayınlamak. İzzet Baysal'la başlayan bir hayırlar şehri. Memleketi için harekete geçenlerin, emek verenlerin bir araya geldiği bir şehir. Şeref abinin de ata tohumları bahçesi bunun en önemli somut örneklerinden biri olacak. Bu vesileyle bu bahçeyi kurulması için emeği geçen, tohumların emanet edildiği Rabia Hanım'a, bu bahçeyi bize uzun süre kullanmamız için veren Orhan Keyif, Leyla Keyif, Turan Keyif, Orhan Keyif ve Ayhan Keyif'e çok teşekkür ediyoruz. Onlar burayı hayır olarak Şeref abinin tohumlarına, hizmetine sundular. Şeref Bey Ata Tohumları Bahçesi Bolu'ya, ülkeye, bu köye ve hepimize hayırlı olsun diyorum. Konuşmaların ardından İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. İzzet Baysal ve Şerafettin Erbayram için yapılan duanın ardından Ata Tohumları Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta katılımcılara Bolu Belediyesi'nin Ata Buğdayı Iza'dan yaptırdığı makarna ve yine Bolu Belediyesi'nin ekimini yaptığı Bolu Cibril Ayşe Kadın fasulyesi ikram edildi.